Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda dik üçgenden soru çözümü yapacağız. Bu videoda daha çok Pisagor teoremi ile ilgili soru var. Bir de özel üçgenle işte 30 60 üçgeni, 45 45 90 üçgeni onlarla ilgili soru var. Öklit teoremi çok karıştırmaya çalıştım. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. ABC dik üçgen demiş. Kesinlikle kenarı kontrol edin arkadaşlar. Burada yazan bilgiler bazen buraya yazılmıyor. Buraya odaklanmayın sadece. Hızlıca kontrol edin işte. A, B, C, e, eşit. Tamam onu vermiş. 8 vermiş. 3, 4 dikilikleri vermiş. Tamam. Şimdi 3, 4. Hemen arkadaşlar bir de hemen e, Pisagor yazmayın. Yani e, kenarlarına göre özel üçgenleri hatırlayın. Bunlar neydi? Hızlıca hatırlarsak. 3, 4, 5 ve katları. İşte 5, 12, 13 ve katları. 8, 15, 17 ve katları. 7, 24, 25 ve katları. En çok karşısında bunlar çıkacak. Şimdi burada CE uzunluğunu bulabiliriz arkadaşlar. 3, 4. Burası ne olacak? 5. Buraya 5 yazdık. Buraya da 5 yazdık. Çünkü niye? A, B, C, E neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Şimdi Sağdaki üçgen odaklanırsak arkadaşlar bakın kenarlarına bakın. A, B, 5 hipotenüsün oldu arkadaşlar. 13 oldu o zaman C, B'yi soruyor. O zaman 5, 13, B, C ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. 5, 12, 13. Dik üçgenin kenarlarına göre özel üçgen. Ya da buraya X dersiniz. Pisagor yaparsınız buraya X dersiniz. Ne diyeceğiz? X'in karesi artı 5'in karesi diyeceğiz. Eşittir. 13'ün karesi diyeceğiz. Buradan X kare eşittir. 144 gelecek. Karesi 144. kendi 12. Geldik buna. A, B, A, C dedik onu vermiş. E, D, D, C'dik, onu vermiş. A, B, 12, 16'yı vermiş. 5'i vermiş, 9 vermiş. Bize D, C'yi soruyor arkadaşlar. X'i soruyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın yine 12, 16 gidip de 12'nin karesi artı 16'nın karesi eşittir. Hipotenüs. Hipotenüs ne burada? BC'nin karesi yazmayın hemen hemen 12 16 görüyoruz. Bunları sadeleştirirseniz bakın arkadaşlar buraya sadeleştirin, 4'e bölün 3 gelecek. Burayı 4'e bölün ne gelecek? 4 gelecek. Bakın yine bu 3 4 5'in katları arkadaşlar. Bakın 3'ün kaç katı? 4 katı. Bu 4'ün 4 katı. O zaman hipotenüs de 5'in 4 katı olacak. 3 4 5'in katları dedik. Bakın bunu 4 ile çarpın 12, 4 ile çarpın 16. Burayı 4 ile çarpın ne olacak? 20. 12 16 20 diyeceğiz. Buranın hepsi 20 mi? O zaman E, C'ye ne kalacak arkadaşlar? 15. Şimdi hemen gidip de burada yine Pisagor yazmayın. Yani şunu yazmayın. X'in karesi artı 9'un karesi. Göremezseniz tabii ki yazacaksınız. 15'in karesi diyeceksiniz. Dikkat edin bu da 3'e e bölün 3. Burayı 3'e bölün 5. Bu da yine 3, 4, 5'in katları. 3, 4, 5'in kaç katı bu sefer arkadaşlar? Sadeleştirin arkadaşlar. Sadeleştikten sonra 3, 4, 5'in 3, 4, 5'ten ikisi kalıyorsa diğerini kendiniz yazacaksınız. Bakın bunu sadeleştirsek 3'e bölün 3. Bunu 3'e bölün 5 diyeceğiz. 3 ve 5 kaldı o zaman diğeri de 4'ün Şimdi bakın bunu 3'te çarpın 9, 3'te çarpın 12, 3'te çarpın ne diyeceğiz 15 diyeceksiniz. 9, 12, 15. O zaman x'ten edeceğiz arkadaşlar. 12 diyeceğiz. Geldik 3'ün soruya arkadaşlar. A, B dedik. Üçgen demiş. D, H, B, C eşit. A, B, A, C eşit. A, B, H, C eşit. Onu da vermiş. Ondan sonra bize ne diyor arkadaşlar? D, C uzunluğu soruyor. D, C. Bakın şurada x'i soruyor. Şimdi burada mecbur yapacağız arkadaşlar. Ya da yapmaya da biliriz. Şuraya Y yazdık. Buraya Y yazdık. Şimdi büyük üçgen odaklanırsak arkadaşlar. Büyük üçgenin kenarları bakın. Y'nin karesi. 8'in karesi eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? Y artı 4'ün karesi. Şimdi bunu açarsanız buradan y'ye gelir arkadaşlar. Y karelerini götür götürür y'ye gelir. Ama bakın burada dikkat edin. 6, 8, 10 üçgen arkadaşlar bu da. 8'i görünce hemen aklınız arkadaşlar. 8'li zaten kenarlarına göre özel üçgen. Bir 8, 15, 17 var. Bir de ne var arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni var. Şimdi 6, 8, 10 olabilir mi diye düşüneceğiz. Burada büyük olan daima hipotenüs olacak. Bakın buranın 10 olması için y'ye ne vermeliyim arkadaşlar? 6 vermeliyim. Y'ye 6 verirsem zaten burası 6'nın karesi. Burası 8'in karesi. Burada 10'un karesi oluyor. O zaman y kaç diyeceğiz arkadaşlar? 6 diyeceğiz. Bakın bunu göremeyen, bunu açınca zaten y'yi bulacak arkadaşlar. Ama önce hemen kenarlarına göre özel üçgenler lütfen bir düşünün. y'yi 6 bulduk. E o zaman y'yi 6 bulduk. Buraya 6 yazdık mı? O zaman şurada ne yapacağız? Burada Pisagor yapacağız artık. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. Hipotenüsün karesi x'in karesi. Buradan x kare eşittir. 36, 16 daha 52 diyeceğiz. Kökü giydireceğiz arkadaşlar. x'ine kök 52. O da 4 çarpı 13. 2 kök 13 diyeceğiz. Ayrıca söyleyin dik üçgen konusunda Pisagor dörtlükte eksiğiniz varsa ilgili video izleyebilirsiniz. Konu anlatım var. On, e, ilgili video oradan dokun sınıf oynatma listesinden bulup izleyebilirsiniz. Şimdi geldik buna arkadaşlar. DCBC C. dik diyor. Tamamı gözüküyor zaten. 15'leri vermiş. Bir tane de 15 vermiş. Evet. CB 18 diyor. Biz AD soruyor arkadaşlar. Şu X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. İkizkenar üçgen görünce arkadaşlar refleks olarak dik çizmeyi her zaman düşünün. Bakın şuradan dik çizdiniz. İkizkenar üçgen burası alfa, burası alfa. Hatta burası da ne olacak? Aç ortaya olacak. Burası da beta. Beta dedik. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı 90. Bakın dikkat edin. Alfa alfa beta 90. O zaman alfa ile beta'nın toplamı 90. Burada ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. İkisi kenar üçgen yükseklik her şeydi. Kenar ortaydı. Aç ortaydı. O zaman burayı nasıl böleceğiz? 9-9 böleceğiz. Daha sonra bakın 9-15 ne? 3-4-5'in kaç katı arkadaşlar? 3-4-5'in 3 katı. O zaman 9-12-15'dir. Burası da ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Şimdi bakın x'i başlayacağız. Buradan Eşlik yapacağız arkadaşlar. Nasıl eşlik yapacağız? Şimdi bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada 90 derecenin karşısı ne? 15. Burada açı alfa var. Beta var. Burada beta var. Şimdi burada eşliği şu şekilde oluşturacağız. Burada bakın beta var. Bir tane 90 çiziyorum arkadaşlar. Buradan 90 derece çizdim. Burada alfa diyeceğiz. Niye? Burası beta 90 alfa. Şimdi arkadaşlar eğer açılar aynı iken, herhangi bir açının karşısında aynı ise o üçgenleri ne diyeceğiz? Eş üçgen diyeceğiz. O zaman şöyle diyeceğiz. Bakın Burası 9 ise zaten yukarısı kaç olacak arkadaşlar? 9 olacak. Yani şu iki üçgen arkadaşlar birbirine aynı. Zaten bu ne yaptık? Dikdörtgen yaptık. Dikdörtgende köşegen. iki eşit parçaya böler dikdörtgeni. Buranın hepsi 10 ise şu küçük parçaya ne kalacak arkadaşlar? 3 kalacak. Biz de zaten şu üçgende Pisagor yapınca x'e ulaşacağız. x'in karesi diyeceğiz. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karesi. 9'un karesi artı 3'ün karesi. x kare eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 81 9 daha 90 diyeceğiz. Karesi 90. Kendisine kök 90. Kök doksan da ne arkadaşlar? 3 kök on. Şimdi ne diyor? Yere dik konumda bulunan sokak lambasının A ucunun C noktası uzaklığı nedir diyor. A ucunun C noktası uzaklığını soruyor. Arkadaşlar bize şu kırmızı çizgiyi soruyor. Kırmızı çizgiyi soruyor. Şimdi bakın geniş açılı üçgenlerde dışarıya doğru dik dizmeye her zaman düşüneceksiniz arkadaşlar. Bakın dışarıya doğru dik çizdik. Burası kaç derece olacak? Şurası 45. Dik çizdim. Burası da kaç oldu arkadaşlar? 45. Sonra 45-45-90 üçgenini hatırlayalım. 45-45-90 üçgeni nedir arkadaşlar? A, A, A kök 2. 45-45-90 üçgeni. Şimdi A, B, bakın burası neymiş? 7 kök 2'ymiş. Yani hipotenüs 7 kök 2 ise dik kenarları ne olacak? 7'ye 7 gelecek. Şimdi zaten şu üçgenden işi bitireceğiz. Bir kenar 7, diğer kenar ne? 24. 7, 24 ne diyeceğiz arkadaşlar? 7, 24, 25 diyeceğiz ya da Pisagor yapacaksınız. Geldik bunu arkadaşlar. Dik üçgen. iki tane dikliği vermiş. 5'i vermiş. Bakın bir de eşitlik var. Eşitlik burada yazmıyor. Burada vermiş eşitlik. Yani buraya x dedik. Burası da ne olacak arkadaşlar? x. Şimdi o zaman şu AC'yi bulabiliriz arkadaşlar. AC'ye de hadi y ye diyelim. A, C, e, y Şurada büyük üçgende Pisagor yapıyorum arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Y kare artı. Diğer dik kenar ne? X'in karesi eşittir. Ne diyeceğiz? 25 diyeceğiz. Şimdi şu küçük üçgende Pisagor yaparsam orada ne diyeceğiz arkadaşlar? X kare, X kare artı ne diyeceğiz arkadaşlar? 9 eşittir diyeceksiniz? Y kare diyeceksiniz. Bize neyi soruyor? B, C uzun soruyor. Yani X'i soruyor. O zaman gelip Y kare yerine arkadaşlar şurada Y kare yerine ne yazacaksınız? X kare artı 9 yazacaksınız. Bakın Y kare yerine X kare artı 9 yazıyorum. X kare artı 9 artı X kare eşittir ne diyeceğiz? 25 mi? 2x kare ne diyeceğiz? 16 diyeceğiz. x kare eşit ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 diyeceğiz. x ne arkadaşlar? Kök 8. Kök 8 de ne arkadaşlar? 2 kök 2. Biz zaten ne arıyorduk? x arıyorduk. bc arıyorduk. x 2 kök 2. Devam edelim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki düzlemsel şekilde verilenlere göre diyor. A'nın B noktasına arasındaki en uzaklık. Bize şurayı soruyor arkadaşlar. A, B arasındaki en uzaklık. Şurayı soruyor. Hipotenüs soruyor. Şurada dik üçgeni kendimiz oluşturacağız. Şimdi burası 5. Aşağıdaki parça 5. Burası zaten 7. Hepsi 7. Sağ tarafta bu parça 2 ise aşağıdaki parçaya ne kalacak arkadaşlar? 5 kalacak. Biz bu x'i arıyoruz. Şurada pisagor yapmaya da gerek yok. Ne diyeceğiz? Bir dik kenar bakın. 5, 12. X'e ne diyeceksiniz arkadaşlar? X eşittir ne diyeceksiniz? 13 diyeceksiniz. Yere dik konumlu AB çubuğu ne yapmış arkadaşlar? Devrilmiş çıkmış sınav sorusuna benziyor. İkinci konuma gelmiş. Devrilmiş. Birinci konumdan ikinci konuma gelmiş. KLMN kalası N köşesine çarpıp duruyor diyor. AB'yi vermiş 25. NK 7 diyor. Bize ne diyor? BN uzunluğu soruyor arkadaşlar. Bize X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bu kalas bakın devriliyor. Bu kalemi devirsek kalem boyu değişecek mi arkadaşlar? Değişmeyecek bakın. Kalemin boyu değişmeyecek. İşte bu kalemi kırdınız. Yine kırılan iki parçanın toplamı ne olacak? Kalemin boyu eşit işte olacak. Bunları bilelim. Şimdi bakın AB 25 arkadaşlar A ne ne olacak? 25 olacak. Sonra ne diyeceğiz? Bakın 7 25 kenarlarına göre özel üçgen. 7 24 ne olacak arkadaşlar? AK ne olacak? 24 olacak. 7 24 25 üçgeni. Bize BN uzunluğu soruyor. Şimdi şöyle çektik arkadaşlar. Böyle çektik. Burası 24 ise karşı tarafta ne olacak? 24 olacak. NK7 ise şu aşağıda kalan parça ne olacak? 7 olacak. Daha sonra arkadaşlar hepsi 25'ti. O zaman yukarıdaki parça ne? 18. Sonra Pisagor'u yapacağız. X'in karesi diyeceğiz. Hipotenüsün karesi, dik kenarların karesi. 18'in karesi artı 24'ün karesi diyeceğiz. Tabi bunu yapmayacağız yine. Dikkatli bakın. Bunları sadeleştirirseniz bakın. 6'ya bölün 3. 6'ya bölün ne? 4. Arkadaşlar bu 3, 4, 5'in 6 katı bakın. 6 ile çarpın 18, 6 ile çarpın 24, 6 ile çarpın kaç? 30. O zaman x'e ne diyeceksiniz arkadaşlar? 30 diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar AB BC ve c'nin toplamı 60mış. O zaman burası C, F, E 8 ise BC'den ne olacak? 8 olacak. O zaman AB ile CD'nin toplamına ne kalacak arkadaşlar? Burasını 8 dedik ya. Altınız karşıya 52 kalacak. Daha sonra arkadaşlar ne diyor bakın? A noktasının duvara olan en kısa uzaklığı 9 metre. Burası neymiş arkadaşlar? 9'muş. CE 12 ise BF'de ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. 9-12 burası ne arkadaşlar? 15. 9-12-15. Şimdi bakın 15-8 daha 23. AB'yi de ne bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. 15-8 daha 23. 60'dan 23 çıkartırsanız buraya ne kalacak arkadaşlar? 37 mi kalacak? Evet. 60'dan 23 çıkartırsanız burası ne? 37. Bize ne diyor? D noktası duvar olan kısa uzaklığı. Bize neyi soruyor arkadaşlar? X'i soruyor. Ne yapacağız? Yapacağız. Pisagor'u. X'in karesi artı 12'nin karesi eşittir arkadaşlar. 37'nin karesi diyeceksiniz. Buradan X kare eşittir. 37'nin karesi eksi 12'nin karesi olacak. 37'nin karesi de arkadaşlar 1369. 12'nin karesi 144. X kare eşittir arkadaşlar 1225. tabi bunu daha önce çözdüğüm için yazıyorum. Siz burada işlemleri yapacaksınız bir zahmet. Hangi sayının karesi 1225 adı arkadaşlar 35. Şimdi geldik buna arkadaşlar. A, B, C dörtgen demiş. Dikliğin birini vermiş. Diğer dikliği vermiş. X, Y demiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? X kare artı Y kareyi soruyor. Yine bakın şurada ABE üçgeninde hemen kenarlarına göre özel üçgenden hipotenüs 13 burası 12 o zaman burası ne diyeceğiz arkadaşlar 5 diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar BD'yi birleştirdik. BD'ye ne diyelim? Z diyelim. Şimdi şu yukarıdaki üçgende arkadaşlar yukarıda x kare artı y kare neye eşit? Dikkat edin. x kare artı y kare eşit ne diyeceğiz? Z kare diyeceğiz. D, C, B üçgeninde Pisagor'u yazdık. Şimdi bunu yukarıda tekrar yazıyoruz. Bak yukarıda da ne arkadaşlar? 12'nin karesi artı 16'nın karesi. Burada yazmaya gerek yok. Bakın 12, 16'yı gördünüz. Sadeleştirirseniz yine 3, 4 kalacak. 3, 4, 5'in kaç katı bu sefer? 4 katı arkadaşlar. Bu bakın 4 katı 12, 4 katı 16. Bunda 4 katı ne olacak? 20 olacak. Yani eşittir bu. 20'nin karesi ne olacak yani? 400 olacak. Zaten biz x kare artı y kare soruyor. x kare artı y kare ne diyeceksiniz? 400 diyeceksiniz. Şimdi 11'in soru arkadaşlar 30'u vermiş. 30 vermiş. Buraya x diyelim. A, E, e O zaman burası, burası da X olacak. 30-60 üçgeninde arkadaşlar hatırlayalım. 30-60 üçgeninde malum. 30'un karşısı X ise 90'ın karşısına ne diyeceksiniz? 2X diyeceksiniz. 60'ın karşı ne olacak arkadaşlar? X kök 3 olacak. Bize E, D soruyor arkadaşlar. E, D ne? Şu parçayı soruyor. E, D, kırmızı parçayı soruyor. Şimdi bakın 30'un karşısı X artı 2 ise arkadaşlar 90'ın karşısı bunun 2 katı değil miydi? Bunu 2 ile çarparsak 90'ın karşısını bulacağız. Yani 10 artı neyi bulacağız? X'i bulacağız. Arkadaşlar buradan 2x artı 4 eşittir 10 artı x dersek atacaksınız karşı x'ini bulacaksınız arkadaşlar 6 bulacaksınız. Bakın burası kaçmış? 6. Burası kaçmış arkadaşlar? 6. E buraya ne kalacak? 60 kalacak. Şimdi bize DE i soruyor. Şurada yine bir 30 60 üçgen oluşturalım. Buradan iki çizdik. Burası ne olacak arkadaşlar? 60. Pardon, 30 olacak. Şimdi bakın dikkat. 90'ın karşısı kaç arkadaşlar? 10. 30'un karşısı 10'un yarısı olacak. Burası ne? 5. O zaman şu küçük parçaya ne kaldı? 1. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı olacaktı. Burası ne diyeceğiz? 5 kök 3. Biz ne yarıyoruz? X demeyelim. Buraya Y diyelim artık. Biz Y'yi arıyoruz. Şurada oluşturduğumuz küçük üçgende Pisagor yapacağız. 5 kök karesi arkadaşlar. 5 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir ne diyeceğiz? Y kare diyeceğiz. E, bu ne yapacak? 75 bir daha 76. Y kare 76 diyeceğiz. Y ne arkadaşlar? Kök 76. Bu da 19 çarpı 4 olduğu için 2 kök 19 diyeceksiniz arkadaşlar. 2 kök 19. Şimdi geldik buna. 45 45 90 üçgen tekrar hatırlarsak arkadaşlar 45 45 90 üçgende burası A A dik kenarlar A hipotenüs ne diyeceğiz? A kök diyeceğiz. Bu kenarda dursun. Şimdi bakın 45 derece var. Dik olan yere dikkat edin. A B A dik değil. Orayı lütfen kontrol edin. Bakın kırmızı çizgi A D A dik. Şimdi bize neyi vermiş? 4 kök 2'yi vermiş. 4 kök 5 vermiş. Bize BD'yi soruyor arkadaşlar. Şu küçük parçayı soruyor. Şu X diyelim şuraya. Bize BD'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar 45 45 90 üçgen elde etmek için buradan dik çizdim. Şuranın hepsi ne oldu arkadaşlar? Burası 45 oldu. Bakın hipotenüs 4 kök 2. O zaman dik kenarlar burası ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Buranın hepsi de ne diyeceksiniz arkadaşlar yine? 4 diyeceksiniz. Şimdi şu parçayı bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Hipotenüsün karesi 4 kök 5'in karesi ne yapacak? 80. Eşittir dik kenarların karesi. Yani 4'ün karesi 16 artı y kare. Atarsak karşıya arkadaşlar y kare ne gelecek? 64 gelecek. Dolayısıyla y'yi ne bulacaksınız? 8. Şimdi bakın şurada küçük şu üçgende arkadaşlar öklük yapacağız. Öklütte ne diyordu? Yüksekliğin karesi 16. Ayakların çarpımı şuraya soru işaret versek. Soru işareti çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 diyeceğiz. O zaman soru işareti ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Şu küçük parçayı ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Hepsi neydi? 4'tü. O zaman x'e de ne kaldı arkadaşlar? x'e de 2 kaldı. Devam edelim. 13. sorudayız arkadaşlar. 13. soruda bakın bir tane kesik bir üçgen var. Şimdi bu üçgende bazen içeriden gideceksiniz. Bazen dışarıya doğru üçgen yapacaksınız. Ama bu ikisi de değil. Bunları düşünün mutlaka. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapacağız bakın. Bakın burada ne var? Alt. 30 bir kere 30 60ı kullanacağız. Burada 30 var. Şimdi 30 60 üçgenini nasıl elde edeceğiz? Şuradan dik çizdik arkadaşlar. Dik çizdik. Şuraya 60 dedik. E, evet. 90'ın karşısı kaç arkadaşlar? 6. 30'un karşısı ne olacak? 3. Burası ne olacak arkadaşlar? 3 kök 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Hepsi 7 kök bu parçaya ne kaldı arkadaşlar? 4 kök Şimdi şöyle yapacağız bakın. Şöyle yapacağız. Şu mor kalemi alalım. Şimdi bize 2'ler vermiş bakın. Bize nereyi soruyor arkadaşlar? DE'yi soruyor. Buraya X dedik. Biz X'i arıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada böyle bir tane dikdörtgen oluşturuyoruz. Burası 2 ise karşı taraf 2. Burası da ne oldu arkadaşlar? X oldu. Şimdi ve bunu daha yine yapalım. Yine kırmızı yapalım. A ile C'yi birleştiriyoruz arkadaşlar. A ile C'yi birleştiriyoruz. A ile C'yi birleştiriyoruz. Buraya da Y dedik. Şimdi şu üçgende Pisagor yaparsanız arkadaşlar X'in karesi artı altının karesi eşittir ne olacak? Y kare olacak. Şimdi bir de şu mavi üçgende Pisagor yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 3'ün karesi artı dikkat edin 4 kök 3'ün karesi diyeceksiniz. 4 kök 3'ün karesi. Bu da ne eşit olacak yine? Y kare eşit olacak. Y kareyi aradan çıkartırsanız x kare artı 36 sol taraf. Sağ tarafta 9 artı ne olacak arkadaşlar? 48 olacak. 36'yı karşı 12 kaldı. 9, 12 daha x kare eşit ne diyeceksiniz? 21 diyeceksiniz. X eşit ne diyeceksiniz? Kök 21. Bu da benzer soru bakın. 14. soruda benzer arkadaşlar. Yine A, D, D, C diki vermiş. Diğer diki vermiş. A, B, A'ya eşit onu vermiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? EC bize x'i soruyor. Biz x dedik buraya, buraya y diyelim. Buraya da ne diyelim? Y diyelim. Arkadaşlar, bilinmeye yazmaktan korkmayın. Şimdi çektik. Yine bakın, şunu birleştireceğiz. İki tane Pisagor yapacağız. İki tane Pisagor yapacağız. Şimdi arkadaşlar, şurada, şurada, şurada Pisagor yaparsanız z kare artı 36 mı? Eşit ne olacak arkadaşlar? Y kare olacak. Buradan z'yi çekerseniz z ne eşit olacak? Z kare ne eşit olacak arkadaşlar? Y kare eksi 36. Değil mi? Evet. Şimdi buraya da maviye de m diyelim. Şimdi aşağıdaki üçgende Pisagor yapıyorum yine arkadaşlar. Y kare artı 64 eşittir ne olacak? M kare olacak. Şimdi yukarıdaki üçgende Pisagor yapıyorum. Yukarıdaki üçgen dediğim ADC üçgeni arkadaşlar. Z kare artı ne diyeceksiniz arkadaşlar? 6 artı x'in karesi diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar Z kare de neye eşitti? Bakın dikkat edin. Y kare artı 36'ya eşitti. O zaman yazıyorum. Y kare artı 64. Z kare yerine bakın. Y kare eksi 36 yazıyorum. Y kare eksi 36. Artı 6 artı x'in karesi diyorum arkadaşlar. Y kareden kurtuldunuz. Bunu karşı atarsanız ne yapacak? 100 yapacak. 6 artı x'in karesi ne yapacak arkadaşlar? 100 yaptı. O zaman x eşittir kaç arkadaşlar? 4 diyeceksiniz. Neyin karesiyiz? 10. 6 artı x, 10 ise x ne? 4. Biz zaten x arıyorduk. Geldik buna a, b, üçgen demiş. A, b, a, dik. Ve diğer dik d, e, b, dik demiş. dikleri vermiş. 4, 12 yazmış. Bize neyi soruyor arkadaşlar? D, e uzun soruyor. Biz ne arıyoruz arkadaşlar? X arıyoruz. Buraya x dedik yine. Arkadaşlar bakın hem dik hem de ne kenar ortay olmuş. O zaman şimdi burada ikizkenar üçgen elde edeceğiz. Bakın şunu çekti. İkizkenar üçgen oldu şu parça. Bu çizdiğimiz parçaya ne oldu? Eşit oldu. Şimdi buraya 12 dedik mi? Dedik. Şimdi arkadaşlar şurada pisagor yaparsanız, şu üçgende pisagor yaparsanız buraya y diyelim. Y'yi bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 4'ün karesi artı y kare eşittir. Hipotenüs yani 144. 12'nin karesi 144. 144'ten 16 çıkarsanız y kareyi ne bulacaksınız arkadaşlar? 128 ve y'yi ne bulacağız arkadaşlar? 64 çarpı 2 y'ye 8 kök 2. Burası neymiş arkadaşlar? 8 kök 2. Şimdi arkadaşlar dikkat. Şimdi büyük üçgene geçiyoruz ve büyük üçgende pisagor yapıyoruz. 16'nın karesi artı 8 kök 2'nin karesi eşittir. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? bc'nin karesi diyeceksiniz. Sakın gidip burada 16'nın karesini 8 kökünün karesini falan almayın arkadaşlar. Şimdi şunu bilin. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bunlar sadeleştirirseniz bakın 8'e bölün 8'e bölün. Burada ne kalacak? 2 kalacak. Burada ne kalacak? Kök kalacak. Yani bu üçgen şöyle bir üçgen. 2A'nın karesi artı A kök 2'nin karesi. Eşittir. Ne diyeceksiniz? BC'nin karesi diyeceksiniz. Tekrar 8'e bölünce bakın burada ne kaldı? 2 kaldı. 8'e bölünce burada ne kaldı? Kök kaldı. Aslında A ne arkadaşlar? 8. Şimdi 2A'nın ne? 4A kare. 2A kare de burada var. 6A kare. 6A kare neye eşit diyeceksiniz? BC'nin karesi diyeceksiniz. Buradan BC eşittir. Ne arkadaşlar? kök 6 a. 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 neydi arkadaşlar? A 8'di. O zaman BC 8 kök 6. Dolayısıyla buraya ne diyeceğiz? 4 kök 6 diyeceğiz. Buraya da ne diyeceğiz? 4 kök 6 diyeceğiz. Sonra son adıma geldik arkadaşlar. Şu üçgende Pisagor yapacağız. Hipotenüs 12 144 diyeceğiz. 12'nin karesi 144 diyeceksiniz. Eşittir. X'in karesi artı 4 kök 6'nın karesini yapacak. 96 mı? Evet 96. Aklınız karşı X kareştir ne diyeceksiniz arkadaşlar? 48. X ne diyeceksiniz? 4 kök 3 diyeceksiniz kök 48 o da ne arkadaşlar? 4 kök üç. Şimdi geldik diğer soruya. A bir üçgen BA <laughs> BD eşit demiş. BA BD eşit onu göstermiş arkadaşlar. Arkadaşlar şu sözel geometri diyorum ben buna. Mutlaka yazın yani. Şimdi hareket noktası yani soruya bakmayın. Bildiklerinizi dökün buraya. Bakın burası 30. Bu da ikizkenar üçgense geriye 150 kalacak. Dolayısıyla burası ne gelecek? 75. Burası ne kalacak? 75. Sonra bir dış açı 75. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamıdır. Dolayısıyla burası 30sa buraya ne kalacak arkadaşlar? 45 ya da büyük üçgenden de yürüyebilirdik. Şimdi arkadaşlar bakın 45'i görünce hemen uyanacağız. Şuradan diki çizeceğiz. Bundan diki çizince ne güzel. Sağ tarafta 45-45, 90 üçgeni oldu. Sol tarafta da 30-60 üçgeni oldu. Şimdi 45-45, 90 üçgenin hipotenüsü neydi? A köküydü, dikenler AA'ydı. Bakın burası 4 kök ise burası ne olacak arkadaşlar? 4. Burası da ne olacak arkadaşlar? 4. Şimdi dikkat edin. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı ne? 12 katı 8. 60'ın karşısı burası ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 kök 3. Bize nereyi soruyor arkadaşlar? Bize nereyi soruyor? Bize BD'yi soruyor. Bize BD'yi soruyor. Bize BD'yi soruyor. BD neresi? Şu parçanın hepsi soruyor arkadaşlar. Bu parçanın hepsi soruyor. Şimdi bize BD'yi soruyor. Burası 4. Burası ne bulduk arkadaşlar? 4 kök 3 bulduk. Burayı 4. Burayı ne bulduk arkadaşlar? 4 kök 3 bulduk. Şimdi burası 75, 30. Şu parçaya ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu parçaya x diyelim. Burası ne olacak arkadaşlar? Burası 4 eksi x olacak. Şimdi Buradan devam edemedik. Burası ne arkadaşlar? 60 buraya ne kaldı? 15 kaldı. Burası 75. 75. 4 kök 3. BD. BD x. Bize neyi soruyor? 4 kök 3 artı 2 Gerekiyor arkadaşlar. Bakın BD zaten. BD ne eşit işte arkadaşlar? AB eşitti. E, BD. AB'yi ne bulduk? 8 bulduk. BD de zaten 8 olacak. Çok düşündük. AB zaten ne işte arkadaşlar? B'de eşit arkadaşlar? BD eşit. A, B'yi ne bulduk? 8 bulduk. B, de ne eşit. 8 eşit. Şimdi geldik 17. soruya arkadaşlar. 2 tane diki vermiş. Evet. 75'lerin ikisine vermiş. Evet. A, H'ı vermiş. 3. Bize ne diyor? D ile C arasındaki uzaklık. Arkadaşlar D ile C arasındaki uzaklık. Bize şu mavi çizgiyi soruyor. Şu uzaklığı soruyor. Şimdi bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurada 15-75 üçgen var. 15-75 üçgeninde bilmemiz gereken özellik neydi arkadaşlar? Hipotenüs yüksekliğin 4 katıydı. O zaman burası ne olacak? 4x. Bakın yükseklik x, hipotenüs ne? 4x. Şimdi burada bakın yükseklik 3 ise hipotenüs ne olacak arkadaşlar? Şurası 12 olacak. Onun 4 katı. Daha sonra zaten iş bitti. 5, 12 ne diyeceğiz arkadaşlar? 13 diyeceğiz. 5, 12, 13 üçgeni. Geldik buna. A1 üçgeni A noktası etrafında 45 derece. Ok yönünde 45 derece döndürüyormuşuz arkadaşlar. Şunu 45 derece döndürüyormuşuz. Eğer 45 derece döndürüyorsa bakın arkadaşlar burası 8 ise şurası C üstü oluyormuş. Burada ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Daha sonra burası 45 derecesi. Bakın burası 45, 45. Burası kaç derece oldu? 90. Zaten bize arkadaşlar BC üstünü soruyor. Yani şu X'i soruyor. Zaten burası 90 olunca iş bitti. Niye? X'in karesi hipotenüs oldu X. 8'in karesi 64 artı 4'ün karesini ne edeceğiz? 16 edeceğiz. X kare edeceksiniz? 80. Kökü giydireceksiniz. Kök 80. O da ne arkadaşlar? 4 kök 5. 16 çarpı 5. 4 kök 5. Arkadaşlar şimdi bu kadar herkes iyi çalışmalar.